İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da doğal ısısı değişmeyen bir mağara. Yerevan'da Türk Büyükelçiliği ne zaman açılacak? Batı Ermenistan'ın Van'da zavallı çaylar yollara indi. Bir grup ülke Türkiye'ye karşı bölgesel bir ittifak kurmayı planlıyor. ABD, Türk Savunma Bakanlığı'nın S-400'lerle ilgili önerisine yanıt verdi. Ermenilere karşı uygulanan soykırıma adanan iki yeni kitap lehçe yayınlandı. Bugün Hrant Matevosyan'ın 86. doğum günü. Bülakan Gözlemevi direktörü Arek Mikailyan ile röportaj. Batı Ermenistan'ın Antep'te tarihi yeni handa, doğal ısısını koruyan ve kafe olarak kullanılan 500 yıllık mağara ilgi çekiyor. Önceki dönemlerde soğuk havalarda doğal ısısını koruduğu için vatandaşların uğrak yeri olan Mağara Kafe'de pandemi nedeniyle sakinlik yaşanıyor. Mağara Kafe vakaların sona ermesinin ardından tekrar ziyaretçilerini bekliyor. Mağara'nın yaz ve kış aylarında sıcaklığının hiç değişmediğini ve doğal ısısını koruduğunu ifade eden kafe işletmecisi şöyle konuştu. Bu mağara 1500'lü yıllarda taş ocağı olarak kullanılmış. Çıkan taşlarla bu han yapılmış. İçeride kuyularımız var ve 12 sütun ayak bulunuyor. Dışarısı 0 derecede de olsa 45 derecede de olsa mağara doğal sıcaklığını koruduğu için hep 15 derecede kalıyor. Şu anda pandemi nedeniyle ziyaretçilerimiz sadece gelerek mağarayı dolaşıyor. İnsanlar gezip gördükten sonra hayran kalıyorlar. Resmi Yerevan konuşmanın dilini değiştiriyor ve sözlerden eyleme geçmeye çağırıyor. Ancak mevcut durumda Ermenistan Cumhuriyeti'nde Türk büyükelçiliğinin açılması halkın hoşnutsuzluğunun kitlesel tezahürleri eşlik edebilir. Ancak Ermeni Türk uzlaşması iki komşu ülkenin iç siyasi sorunu değildir. Bu yeni başlayan Kafkas oyununun bir parçası. Parlamento milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Yerevan'ın Türkiye sınırlarının açılmasını beklediğini ifade etti. Ona göre Türkiye ile sınırların kapatılması Artsah Karabağ'da artık değişen statükoya bağlıydı. Türkiye'nin Ermenistan ile sınırlarını kapalı tutmak için başka bir nedeni yok. Kişisel açıdan Aybazyan haklı. Karabağ Savaşı'nın sona erdirmek için Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında üçlü barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Artsak'taki statiko dramatik bir şekilde değişti. Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinden Nahçıvan'da dahil olmak üzere tüm iletişim koridorlarının engellerinin kaldırılmasını öngören anlaşmanın hükümleri Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi sürecini öngörüyor. Ancak önemli nüanslar da var makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'ın birkaç yerlerinde çok sayıda hayvan soğuktan dolayı yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Son günlerde özellikle yırtıcı hayvanlar yerleşim yerlerinde daha sık görülmeye başlandı. Geçen gün Van ilinin çaldıranda kar yağışı ile birlikte yiyecek bulamayan anne ayı ve zavallı yavruları araçların geçiş yaptığı yola indi. Ayların yiyecek bulma çabası yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülenen ayların bulundukları yerden hızlıca ayrıldıkları görülüyor. Bu da görüntünün kısa çekilmesine neden oldu. Associated Press'in açıkladığı, Armen Press'in aktardığı habere göre bazı Basra Körfezi ülkelerinin yetkilileri ve Dışişleri Bakanları dün Atina'da bir araya geldi. Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirli temsilcileri halihazırda bölgesel temasları destekleyen Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Atina'da bir araya geliyor. Onlara uzaktan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da katıldı katılımcı ülkeler Türkiye ile Doğu Akdeniz konusundaki anlaşmazlığında Yunanistan'ı destekliyor. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 7 katılımcı ülkenin düzenli temas ve toplantılar düzenlemeyi planladığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resmi Ankara'nın Washington'a Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinde Girit modelini kullanma teklifinde bulunabileceği yönündeki açıklamasına yorumda bulundu. Birkaç gün önce Akar, NATO üyesi Yunanistan'ın Rus S-300 sistemlerine sahip olduğu ancak bunları yalnızca askeri tatbikatlar sırasında kullandığı için Girit modelini kullanmayı teklif edeceklerini söylemişti. Bu durumda Türkiye kalıcı savaş görevine dahil olmayabilir ve Rusya'dan satın aldığı S400 hava savunma sistemlerini kısmen kullanabilir. Amerikalı yetkili Amerika Birleşik Devletleri'nin S400'lerdeki pozisyonunun değişmediğini anlaşmayı kabul edilemez bulmaya devam ettiklerini ifade etti. 2020 yılının ikinci yarısında Ermenileri imha etmek soykırımın tarihçesi başlıklı bir kitap Marek Tereviç yayıncılık tarafından Polonya'nın Poznan kentinde yayınlandı. Kitabın yayınlanması Polonya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı'nın Kültürü Destekleme Vakfı'nın mali desteğiyle gerçekleşti. Bu lehçe kitap Fransızca versiyonun tercümesidir. 2015 yılında yayınlanmıştı. Yazarı ise Fransalı Ermeni Mikael Nişanyan. 2020 yılının Aralık ayında Polonya'nın Katowice kentindeki Silesia Üniversitesi, üniversitede araştırmacı ve öğretim üyesi Hray Mahakyan'ın yazdığı 21. yüzyılın Fransız ve Rusya medyasına göre 1915 Ermeni-Türk çatışması seçilmiş konular başlıklı kitabı Lehçe olarak yayınlandı. Bu hacimli kitap 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bu monografinin esas konusu Fransız Rus medya ve çevrim içi yayınlara dayanan 21. yüzyıl medyasında Ermeni Türk ilişkilerinin diyaloğunu sunmanın bilimsel yoludur. Hrant Matevosyan 12 Şubat 1935'te Tumanyan bölgesindeki Ahnizor köyünde doğdu köy okuluna gitti. Ardından Kirovakan şimdiki Vanazor Pedagoji Enstitüsü'nde eğitimine devam etti. 1958'den 1962'ye kadar Yerevan Pedagoji Enstitüsü Tarih ve Dil Bilim Fakültesi'nde okudu. Okumanın yanı sıra Sovyet Edebiyatı Dergisi ve Edebiyat Gazetesi için düzeltmen olarak çalıştı. 1965'ten 1967'ye kadar Moskova'da yüksek senaryo kursuna gitti. Matevosya'nın sonraki tüm eserleri köy ve köylülerle bağlantılıdır. Kahramanları kendi dünyalarını, köylerini terk etmeyen, tüm hayatları boyunca acı çeken insanlardır. Çünkü bir kişinin ilk görevinin çalışmak ve dünyayı geliştirmek olduğunu doğru olarak görürler. 1964'ten itibaren Sovyetler Birliği'nin Yazarlar Birliği üyesi oldu. 1996-2000 yılları arasında Ermenistan Cumhuriyeti Yazarlar Birliği'ne başkanlık yaptı. Romanları olan biz ve Dağlarımız, Sonbahar Güneşi, Efendimiz üzerine bir dizi film çekildi ve tiyatro sahnelendi. Matevosyan sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nde değil, aynı zamanda Eski Sovyetler Birliği'nde de tanınmış bir isimdi ve en yüksek Sovyet edebiyat ödüllerinden biri olan devlet ödülüne layık görüldü. Hrant Matevosyan'ın eserleri Rusça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Litvaca, Moldavaca, Estonca, Gürcüce, Kazakça... Kırgızca, Ukraynaca, Çekçe, Macarca, Norveççe, Bulgarca ve diğer dillerde tercüme edilmiş ve yayınlanmıştır. Frank Matevosyan 19 Aralık 2002'de Yerevan'da vefat etti ve Gomidas adlı ünlüler panteonuna defnedildi. Birakan Gözlemevi'nin Bölgesel Astronomi Merkezi Müdürü Arek Mikailyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki genel bilimsel durumu sundu. Geleneksel bilimsel yönergelere atıfta bulunarak yenilerinin geleneksel olanlar temelinde ortaya çıktığını belirtti. Ekonomi ile bilim arasındaki bağlantı, devletin savaş sonrası dönemde ekonomiyi zor bir durumdan çıkarma misyonu gibi konular hakkında konuşmalarda bulundu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubaratlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Bahçurguka adlı eseri sunuyoruz. Terima kasih telah menonton! Serin tamamını Batermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.